Türkiye'nin siyasi tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman büyük önem taşımış ve ülkenin geleceğini belirleyecek liderlerin seçimi bir dönüm noktası haline gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı, Türkiye'nin iç ve dış politikalarına yön veren en önemli pozisyonlardan biri. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin iç siyasi atmosferi ve dünyadaki jeopolitik değişimler bu görevin önemini daha da arttırmıştır. Peki, gelecekte Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı kim olabilir? Olası adaylar kimlerdir ve bu seçim hangi koşullarda olacak? 1. Siyasi koşullar ve gelecek seçim dinamikleri. Türkiye, başkanlık sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamına daha fazla yetki kazandırmış ve bu pozisyon hem yürütme hem de ülkenin genel siyasi rotasını belirlemede kilit rol oynamaya başlamıştır. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye'nin geleceği açısından daha belirleyici bir hale getirmiştir. Gelecekteki Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, ülkenin iç politikası, ekonomik durum, dış ilişkiler ve güvenlik gibi alanlarda büyük sorumluluk üstlenecektir. 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de siyasi atmosfer önemli bir değişim sürecine girdi. Yeni siyasi aktörlerin ortaya çıkması, muhalefetin kendini yeniden yapılandırma süreci ve halkın beklentilerinin değişmesi, yeni Cumhurbaşkanının kim olacağı sorusunu daha da kritik hale getirmekte. 2. Olası Cumhurbaşkanı adayları. Gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkması muhtemel birkaç isim ve siyasi lider var. Bu adaylar, mevcut siyasi güçler ve toplumun genel taleplerine göre şekillenmekte. İşte olası Cumhurbaşkanı adayları. Recep Tayyip Erdoğan. 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de son 20 yılın en etkili siyasetçisi. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ekonomik, askeri ve diplomatik birçok aslında büyük değişim yaşadı. 2028 seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağı henüz belirsiz olsa da AK Parti'nin lideri olarak Erdoğan'ın siyasi etkisi devam edecek. Erdoğan'ın yeniden aday olma ihtimali siyasi konjonktüre ve ülke içerisindeki destek seviyesine bağlı. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye siyasetinde son dönemde en çok dikkat çeken isimlerden biri. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanarak muhalefetin elindeki en büyük siyasi başarılardan birine imza atan İmamoğlu, özellikle gençler ve kentli seçmenler arasında popüler. CHP içerisindeki liderlik konumu ve halk nezdindeki kabulü onu potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı yapıyor. İmamoğlu'nun adaylık süreci CHP'nin genel stratejisine ve ittifaklarına olan ilişkilerine göre de değişkenlik gösterecek. Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle milliyetçi taban arasında büyük bir popülariteye sahip. Sakin ve uzlaştırıcı üslubu geniş kitlelerce takdir ediliyor. Yavaş, CHP'nin adayı olmasa bile Millet İttifakı'nın ortak bir adayı olarak öne çıkabilir. Meral Akşener. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'deki sağ ve merkez sağ seçmenler arasında geniş bir desteğe sahipti. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı merak konusu. Selahattin Demirtaş. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden birisi. Cezaevinde bulunmasına rağmen Demirtaş, Türkiye siyasetinde hala etkili bir isim. 3. Seçim ittifaklarının rolü. Türkiye'de son yıllarda siyasi ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Özellikle 2018 seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı, yani AK Parti ve MHP İttifakı ve Millet İttifakı, yani CHP ve İYİ Parti ile birlikte diğer partilerin ittifakı seçimlerin kaderini belirledi. Gelecek seçimlerde de bu ittifaklar, Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesinde kritik rol oynayabilir. 4. Yeni Cumhurbaşkanını bekleyen zorluklar. Gelecekteki Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birçok iç ve dış sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ekonomik zorluklar ortada. Artan enflasyon, işsizlik ve genç nüfusun talepleri. Yeni Cumhurbaşkanı bu sorunlarla acil olarak ilgilenmek zorunda. Kaldı ki bunun yanında dış politikada da çok ciddi sorunlar var. Suriye krizi gibi, Doğu Akdeniz'deki gerilim gibi, NATO ile ilişkiler gibi. Ek olarak Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü gibi alanlarda da çok ciddi reformlar bekleniyor. Yeni lider, halkın taleplerini karşılayabilecek kapsayıcı bir lider olmak zorunda.